Mutlu sabahlar diliyorum herkese. Galatasaray Televizyonu ekranlarında Günaydın Galatasaray Ailesi programıyla karşınızdayız. 21 Ekim Cuma sabahına Muslera'nın gülüşüyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi pozitif enerjisiyle başlıyoruz. Muslera tabii ki futboldaki başarısının yanı sıra tüm herkesin çok sevdiği bir isim. Çünkü hem futbolda oldukça başarılı, kurtarışları çok başarılı, hem de pozitif enerjisiyle gerçekten mütevaziliğinin altını çiziyor. Ona başarılar dileyerek başlayalım o zaman. Tabii ki tüm takımımıza da. Çünkü yarın da önemli bir maçımız var Trabzonspor'la. İşte bu maç öncesi detayları sizlerle paylaşacağız efendim. Maça dair öne çıkanlar var. Jan Olde Riekerink'in basın toplantısı var tabii ki. Biliyorsunuz her maç öncesi, maçtan 2 gün önce Jan Olde Riekerink bir futbolcumuzla birlikte basın toplantısı düzenliyor. O futbolcumuz bu hafta Josue oldu. Onun da açıklamalarını ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Aynı zamanda gazete manşetlerine de bakacağız. Kalmak istiyorum başlığı var. Bunlar da Josue'nin açıklamaları. Açık Mert Korkusuz gazetesi gelsin ekranlara. Kariyerimi konuşmak için erken ama burada kalmak istiyorum. Kontratım Porto'da. Sadece benim verebileceğim bir karar değil ama hedefim takıma yardımcı olup burada şampiyonluk yaşamak ve uzun yıllar kalmak dedi. Hemen detayları da sizlerle paylaşayım. Sneijder'ın yokluğunda sarı kırmızılı formayı daha fazla giyme fırsatı bulan Josue, Hollandalı yıldızdan çok şey öğrendiğini söyledi. Taraftarın itici gücüyle birlikte Trabzon'u yeneceklerini ifade eden Portekizli yıldız, kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirtti ve benim pozisyonum hakkında konuşursak çok kaliteli bir 10 numaramız Wesley Sneijder var. İlk geldiğimden bu yana ondan çok şey öğreniyorum dedi. Takımım bana ihtiyaç duyduğu sürece elimden gelen maksimum desteği de vermeye çalışıyorum diye ekledi. Josue'nin açıklamaları da bu şekilde. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi gelsin ekranlarınıza değerli izleyiciler. Orada da bir hedefimiz var. İşte bu hedef. Türk Telekom Arena'daki kapışma öncesi bayraklarla şov yapılacak. Aslan kendi rekorunu kıracak. Hedef 50.000 seyirci. 18.500 kombine hariç düne kadar 22.500 bilet satıldı. Antalyaspor maçını yaklaşık 41.000 kişiye oynayan sarı kırmızılılar Trabzonspor maçında kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim bu zorlu mücadeleye 50.000 taraftar bekliyor. Her koltuğa bir bayrak konulacak diyor Hürriyet gazetesinde. Gerçekten burası muhteşem olacak Türk Telekom Arena. Her maç günü olduğu gibi bu sezon siz taraftarlarımız da oldukça geliyorsunuz maça. Gerçekten çok güzel görüntüler oluyor tribünlerde. Takımınıza sonuna kadar destek oluyorsunuz. Tabii son yıllarda futbol sahalarında stadyumların boş olduğu sıkıntısı var. Her stadyumda böyle ama Galatasaray taraftarı takımına her zaman o desteği veriyor. Bu sezonda çok kritik maçlarda kazandık burada ve kazanmaya da devam edeceğiz. Taraftarın bu güzel desteğiyle birlikte yarın da bu güzel havada, henüz havalar da zaten çok güzel. Bu güzel havada sizleri Türk Telekom Arena'ya bekliyoruz. Yarın Galatasaray için gerçekten çok çok önemli bir gün. Bir kez daha altını çizelim ve Florya'da Sneijder sevinci az önce de okumuştuk. Bu gazetede de yer almış Hürriyet gazetesinde de. Florya'da Sneijder sevinci sakatlığı nedeniyle Gençler Birliği maçını kaçıran Sneijder Trabzonspor maçı öncesinde çalışmalarına başladı. Sağlık heyetinin önceki gün bir dizi test yaptığı Sneijder dün idmana çıktı. Öte yandan Podolski, Selçuk İnan ve Tolga Ciğerci de dün takımla çalışmaya başladı diyor gazetede. Ve Fanatik gazetesi gelsin ekranlarınıza. Yine Sneijder müjdesi var. Fanatik gazetesinde de Sneijder müjdesi var. Yönetmenim gelsin ekranlara Fanatik. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçında oynaması beklenmeyen Sneijder dün sürpriz bir şekilde takımla çalıştı. Yarınki mücadelede 18 kişilik kadroya girmesi kesinleşen Hollandalı yıldız skorun gidişatına göre oyuna dahil olabilir. En altta da attım daha da atacağım diyor. Eren derdi yok. Rakip filelere gönderdiği 5 golle Aslan'ın en golcü ismi konumundaki Eren'in durmaya niyeti yok. Tecrübeli futbolcu daha çok gol atmak için kendimi geliştiriyorum dedi. Lig TV açıklamalarda bulunmuştu bildiğiniz gibi Eren derdi yok. İyi gittiğimizi düşünüyorum. Her takımı yenebiliyor. Zor bir lig olacak bu sene. Ligin geliştiğini görüyoruz. Takımların güçlendiğini görüyoruz. Daha çok gol atmak için kendimi geliştiriyorum dedi ve en güzel golüm de Rize'ye dedi. Gerçekten çok çok güzel bir röveşata golü atmıştı. Eren derdi yok değerli izleyiciler. Tabii gollerine devam edecek. İlk geldiği günden bu yana ondan beklentimiz fazlasıyla büyük ve bu beklentileri aslında o da fazlasıyla yükseltiyor. Gollerini atıyor. Aynı zamanda takım içinde de, oyun içinde de takıma çok katkısı var. Günaydın Galatasaray ailesini burada noktalıyoruz. Ama gün boyunca gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.